Beklenen en popüler ağlardan birinin testetine katılmak ister misin? Herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. MetaMask'in sahibi Consensus firması ZK EVM adında yepyeni bir ağ çıkartıyor. Bu videoda testnet detaylarına değineceğiz. Videoya geçmeden kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yeni fırsatlardan haberdar olabilirsiniz. Öyleyse detaylara başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle Consensus EVM adından da anlaşılacağı üzere bir EVM ağı yani Ethereum üzerinde çalışan bir ağ. Sadece ZK Rollup mantığını kullanan bir Layer 2 ağı diyebiliriz. Bu an Web3 uygulamaları arasında en çok kullanılan uygulama olan Metamask'in sahibi tarafından çıkarılması bu ağı önemli bir hale getiriyor. Şimdi gelelim testnet detaylarına. Bu testnet private yani gizli herkese açık olmayan bir testnet ve bu yüzden airdrop ihtimali daha yüksek diyebiliriz. Peki bu testnete kimler katılabiliyor? Evet şu an ekranda da gördüğünüz üzere 9 Kasım 2022 tarihinde kripto kurdu testnet telegram grubunda bu şekilde bir tane Consensus ZK EVM private testnetine katılım başvurusuyla alakalı bir rehber paylaştık arkadaşlar. Bu rehbere katılım gösterenler şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir tane mail aldılar ve private teste artık katılabiliyorlar. Ve gördüğünüz gibi mail hello at infra.io e-mail adresinden bize gönderildi. Infra'da yine Consensys'in sahip olduğu bir Web3 hizmet sağlayıcısı arkadaşlar. İşlemlerimizi de bu infra üzerinden gerçekleştiriyor olacağız. Mailimizi açtıktan sonra hemen buradaki infra.io login butonuna tıklıyorum. Ardından burada gördüğünüz gibi Sign up today adında bir tane seçenek var. Buna tıklayarak buradan basit bir şekilde e-mail adresimizi ve şifremizi belirleyerek create and free account deyip buradan bir tane hesap oluşturabiliyoruz. Buraya girdiğiniz mail adresinizin private testnet'e katılım için mail aldığınız mail adresiyle aynı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Basit bir şekilde hesabı oluşturduktan sonra aşağıdaki login butonuna tıklıyorum ve hesabıma giriş yapacağım. Evet hesabımıza da giriş yaptıktan sonra böyle bir arayüz bizi karşılıyor arkadaşlar. Hemen sağ üstten create new key diyerek bir tane API anahtarı oluşturmamız gerekiyor. Network kısmına web3 API seçiyorum. Ardından aşağıya da bir tane proje ismi sallayabiliriz. Sonrasında da create diyerek buradaki API anahtarımı oluşturuyorum. Sonrasında açılan sayfada aşağıya doğru iniyorum. Burada gördüğünüz gibi Consensus ZK EVM başlığı yer alıyor. Bu başlığın altındaki burada gördüğünüz API anahtarını yanındaki butona tıklayarak kopyalıyorum. Buradaki anahtarı kopyaladıktan sonra aldığım maille tekrardan dönüyorum. Burada biraz aşağı indiğimiz zaman dördüncü aşamada yer alan linke bir kere tıklıyoruz. Evet bu linke geldiğimiz zaman yapmamız gereken bazı görevler var arkadaşlar. İlk sırada infra RPC endpoint'i ayarlamamız gerekiyor. Buraya az önce kopyaladığımız API anahtarını girmemiz gerekiyor. Şu an ben de yeşil bir şekilde yapılı olarak görüyorsunuz. Önceden yaptığım için tekrardan yapmama izin vermiyor. Ama siz buraya ilk defa girdiğinizde ilk görevin altında bir tane boşluk göreceksiniz. O boşluğa az önce kopyaladığımız API anahtarı girerek onaylayabilirsiniz. Ardından size de böyle yeşil görünecektir. Şimdi isterseniz diğer aşamalara devam edelim. Ardından aşağıdaki ikinci görevde yer alan Connect Vault butonuna tıklıyorum. Ardından Metamask cüzdanımı buraya bağlayacağım. İkinciyi bağlayarak devam edelim. Ardından ZK EVM Testnet is added to wallet diyor. Yani ZK EVM test cüzdanınıza kurulu diyor arkadaşlar. Sizde kurulu olmayacağı için aşağıdaki add ZK EVM tıklayarak cüzdanınıza ekleyebilirsiniz. Evet cüzdanımızı bağlayıp ardından ZK EVM test setini cüzdanımıza ekledikten sonra Şimdi bu ZK EVM testnet ağına testnet ethereumları göndermemiz gerekiyor. Öncelikle bunun için ethereum goali testnet ağında ethereum bakiyemizin bulunması gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi bende bulunuyor. Ama sizin için sıfırdan faucet sitesine giderek bedava bir şekilde testnet ethereumlarını talep edelim. Evet faucet sitemize geldik arkadaşlar. Ben bu videoda alçemi faucetini tercih ettim. Siz de videonun açıklamalar kısmında bu ve diğer kullandığım bütün linkleri bulabileceksiniz. Şimdi öncelikle alçemiye geldiğimiz zaman buradaki sign up for free here butonuna tıklıyoruz. Ardından aşağıdaki sign up seçeneğine tıklayarak burada bir tane hesap oluşturmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok basit şeyler istiyor bizden zaten. İsim, soyisim, e-mail ve şifreyi belirleyip sign up diyerek hesabımızı oluşturalım. Ardından ben şimdi direkt login yaparak devam edeceğim. Evet hesabıma giriş yaptıktan sonra MetaMask cüzdanımı açıyorum. Ve buradaki cüzdan adresimi kopyalayarak burada yer alan boşluğa yapıştırıyorum. Ardından send me ethereum diyerek işlemin tamamlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Eğer sizde Goali testnet ağı bulunmuyorsa kartlarda çıkan videoya giderek chainlist üzerinden basit bir şekilde Goali testnet ağınızı metamask'inize ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde ethereum bakiyelerimde Goali testnet ağına geldi. 0.62 idi 0.82 oldu. Şimdi tekrardan az önceki görevlerin bulunduğu sayfaya geldim. Burada check balance diyerek Goali testnet ağındaki bakiyemi kontrol etmesini sağlayacağım. Hemen ağı değiştiriyorum ve gördüğünüz gibi şu anda Goali Ethereum balansımı 0.16 olarak gösteriyor. Aslında burada biraz eksik gösteriyor. Evet 0.82 var normalde. Şu anda buna yapacak bir şey yok. Şimdi sıra geldi Goali Testnet ağındaki Ethereum'larımızı Consensi ZKEBM Testnet ağına aktarmaya. Hemen sıradaki görevde yer alan Go to Bridge butonuna tıklayarak köprüleme işlemini yapacağım siteye erişiyorum. Ardından burada cüzdanım bağlı bir şekilde geldi. Öncelikle buradan köprüleme yapmadan önce üst taraftaki faucet butonuna tıklayarak buradan mint 10 USDC diyerek USDC coinlerimi de alayım. Hemen cüzdanımdan onay veriyorum. Bu USDC'ler de yine Goali Testnet ağında bize gelecek. Evet Fawcett'ten USDC'leri aldıktan sonra tekrardan Send bölümüne geliyorum. Öncelikle yukarıdan Send yazan yerin yanındaki butona tıklayarak Ethereum'u seçiyorum. Önce Ethereum'ları göndereceğim. Hemen buradan From kısmından Goal'i alanı seçiyorum. Ardından aşağıdaki Select Network butonundan da ZK EVM'yi seçiyorum. Yani Goali Testnet ağından ZK EVM'ye köprüleme işlemi gerçekleştiriyor olacağız. Hemen yukarıdaki boşluğa ne kadarlık bir Ethereum göndermek istediğimi seçiyorum. Ardından Send diyerek bu işlemi tekrar Send deyip onaylıyorum. En son cüzdanımdan da onayımı verip işlemin gerçekleşmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Bu işlem arkada onaylanırken biz şimdi de Send butonunun yanındaki bölümden USDC seçelim. Hemen yukarıdan yine USDC seçili zaten Goel'i ağından ZK EVM'e yollayacağız. Hemen 10 tanesini yollayalım. Approve diyorum. Tekrardan approve dedim. Cüzdanıma gelen işleme de onay veriyorum. Evet approve işlemi onaylandıktan sonra son olarak send diyerek USDC'lerimi de tekrardan send deyip cüzdanımda onay veriyorum. Ve USDC'lerimde ZK EVM'e geçmesini bekleyeceğim. İsterseniz burada at USDC MetaMask diyerek USDC coin'i MetaMask'inize ekleyebilirsiniz. ZK EVM'ye geçtim. Ardından tekrardan onayımı veriyorum. Ve buradaki işlemin de tamamlanmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar bakiyelerim ZK EVM tarafına geçiş yaptı. Evet tekrardan görev sitesine döndük. Şimdi burada köprüleme işlemini gerçekleştirmiştik. Altındaki next'e tıklıyorum. Ardından tekrardan next'e tıklayarak son aşamaya geliyorum arkadaşlar. Şu an burada yukarıdaki görevlerde yeşil onayı almadım. Bu anlık bir hata büyük ihtimalle ama başarılı bir şekilde ZK EVM'de ethereumlarım şu anda yer alıyor. Şimdi son aşamada yer alan buradaki ekosistem page butonuna bir kere tıklıyorum. Evet artık ZK EVM anda yer alan uygulamaları test etmeye başlayabiliyoruz. Şu anda da aktif olan uygulamaları ve aşağı kısımda da gelecekte açılacak uygulamaları görebiliyorsunuz. Buradan sonra tek yapmamız gereken buradaki uygulamaları Zeka A üzerinde test etmek. Metamask'imize zaten Zeka kurduk. Infra üzerinden bazı işlemlerde yaptık. Burada yer alan Truffle'da geliştiricileri özel bir tool arkadaşlar. Ardından Lens protokolde hesap açmak için Handle Mintleme hakkımızın olması gerekiyor. Aşağıda yer alan Empiric Network ve The Graph Network üzerinde de işlem sayısı için yapabileceğimiz herhangi bir durum bulunmuyor bizlik. O yüzden Uniswap, Hop Köprüsü ve exchange platformlarında işlem sayısı yapmaya başlayabiliriz. Hemen Uniswap'in üzerine bir kere tıklayalım. Zaten otomatik bir şekilde cüzdanım bağlı bir halde geldi arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken işlem Ethereum'la CR, Rollup, Rapid, Ethereum arasında swap işlemleri yapmak. Hemen ikinci kısımda Consensus'un Ethereum'unu seçiyorum. Yukarıya ne kadarlık swap işlemi yapmak istediğimi yazıyorum. Ardından paketleye basarak cüzdanımdan onay vereceğim. Cüzdanımdan da onaylıyorum ve işlemin gerçekleşmesini bekliyorum. Evet işlemim de onaylandı. Şimdi burada ortada bulunan ok butonuna basarak iki coin'in yerini değiştirebiliyorum. Şimdi de Rapid Ethereum'u normal Ethereum'a çevirelim. Maksuma bastım hemen ardından paketi aç diyorum. Cüzdanımdan onaylıyorum ve bu işlemin de gerçekleşmesini bekleyeceğim. Buradan sonra yapmanız gereken tek şey buradaki işlemleri iki coin arasında sürekli olarak tekrar tekrar yapmak. Çünkü testnetlerde ne kadar fazla işlem yaparsak o kadar olası airdropları kazanma şansımız artıyor. Şimdi tekrardan uygulamaların olduğu sayfaya dönelim ve hop köprüsüne tıklayalım. Evet burada da cüzdanın bağlı bir şekilde geldi arkadaşlar. Zaten Hop Exchange üzerinden Goali ağından ZKEVM'ye Ethereum köprüsü yapmıştık. Buradaki işlemleri tekrar tekrar yapabilirsiniz. Örneğin şimdi ZKEVM'den Goali Testnet ağına Ethereum'larımızı yollayalım. Örneğin 0.1 Ethereum yazdım yukarıya. Ardından send diyorum. Tekrar send dedim. Cüzdanımdan onay vereceğim. Evet buradaki işlem de arkada tamamlanacaktır. İsterseniz USDC'de yine aynı şekilde ZK EVM'den Goali'ye veya Goali testnet ağından ZK EVM testnet ağına köprüleyebilirsiniz. Bu işlemleri de tekrar tekrar yapmayı unutmayalım. Şimdi tekrardan uygulamalara döndüm. Burada şu anda kullanmadığımız Exchange platformu kaldı. Videoyu uzatmamak için burayı kullanmıyorum. Siz buraya tıklayarak direkt olarak gidip buradan da işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar buradaki diğer uygulamaları ve gelecekte açılacak olan uygulamaları da düzenli olarak kontrol edip açılınca kullanabilirsiniz. Son olarak doldurmamız gereken bir tane form var. Hemen ona geçiş yapalım. Evet gördüğünüz gibi Consensus ZK EVM geri bildirim formu adında bir tane form açmışlar. Buradaki formu doldurmak oldukça önemli arkadaşlar. Test kullandık ama geri bildirim vermek testnetlerde airdrop yapılacağı zaman önemli bir faktör haline geliyor. Burada sayfayı Türkçe'ye çevirerek kullanabilirsiniz siz de. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman bazı sorular soruyor bize. Testnet ağını kullanmak ne kadar kolay veya zordu diyor. Ben biraz kullanımı zor diyeceğim çünkü gerçekten zordu. İkinci soruda da ZK EVM testnetten ne kadar memnunsunuz diyor. Bence tatmin ediciydi. Tatmini seçtim. Ardından aşağıda bazı cevaplamamız gereken sorular var. Buradaki sorulara yanıt verirken de İngilizce olarak yanıt vermemiz gerekiyor. O yüzden bunlara cevap verirken de Google Çeviri üzerinden yardım alabilirsiniz. Son olarak aşağıda da evet hayırlı iki tane soru var. Bunları da cevaplayarak en son gönder deyip buradaki formu da tamamlayabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken bir unsur var. Buradaki soruda bir tane e-posta hesabı girmemiz gerekiyor diyor. Buraya Infra hesabını açarken kullandığımız e-posta hesabını girmeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar dolu dolu bir video ile birlikteydik. Konsensüs EVM oldukça önemli. Umarım kazanç sağlayacağımız bir video olur. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.